Dizi film seyreden diye sorun bakalım. Dizi film, dizi, movie, do you watch Turkish? Ben seviyorum. Hürrem Sultan, Hürrem. Köşem yüzü gelmedi, gelmedi. Gelecek. Emmazlar, hoş gelmişsizler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Benim ismim, benim edim İmam. Ben Kaşgar'dan. Sizlerge bugün, hayata ben rehber bulacağım. Dedim ben boyun gözleyeyim. It's the most confusing thing. So, domestic leave veriyoruz. Sincan, Sincan. Çöğüm Sincan. Biz adette hem Uygurlar, Kırgızlar 3 saat etrafında yolda bir yer toktayımız yani yarım saat etrafında duracağız, mola vereceğiz. Mola İstirahat. Rumçin nüfusu ne kadar Rumçin? Rumçin'in 2,5 milyon. Rumçin'in nüfusu 3 milyon. Uygurlar 40% etrafında. Annen Uygurlardan başka Çin, Kazak, Kırgız, Özbek, Tacik, Şibe, Kuy, Katarlı milletler var. Bunlardan Şimdi arkadaşlar adam süreç alıyor, durdurmayın da ondan da bir soru olmuş. Ali Bey. Ben kişi alıyor. Sefa Bey. Adam tutturuyor Türkiye'yi, kesmeyin yani. Çünkü adam daha yeni yeni şey diyor yani bizimle karşılaşınca. Etrafı 70% etrafında nüfus Uygurlar. Köpse Uygurlar. Ürümçi Turpan'da koçladı mansınız. Bulun. Ama siz bırla adamla resimli tartışmak için olsunuz. Orta Asya. Kıpçak. Çünkü Çince'ye de benziyor. Çince'de de öyle söyleniyor. Kullanmıyoruz. Şu anda Sincan otonom bölgesi diyor resmi adıyla. Hayır. Yani burada resmi kurumları ya da yazı yazarken, hikaye yazarken, öğretmenime makale yazarken, bir gün Doğu Türkistan'da geziyordum. Hava da oradan geliyor. Dolayısıyla yeni eyalet, Çin'in yeni eyaleti, Çin'in 1900 son büyük eyaleti, en büyük eyalet ve en büyük eyaleti toprak olarak. Toplam nüfus, Türkistan'ı kastediyorum, Doğu Türkistan'ı kastediyorum, 24 milyon. Zaten imamın bize saydığı gibi şehirler, belli başlı şehirleri katmıyorum henüz. Benim de tabii kendi görüşlerim var, görmüşüm, incelemişim, konuşmuşum. Her şey herkese ait bazı değerleri olan. Şimdi mesela arkada bir tabela vardı. Trafik tabelalarından bir tanesini denk gelince görmeye çalışalım. Herkes doğuştan Uygur olduğu için kendi dilini Uygurca'yı da konuşuyor. Dolayısıyla çift dilini konuşuyoruz ama tabelaların çift olduğunu görmeye başladınız. Hatta irite eder. Biz zaten turistiz. Turist olarak geldiğimiz için turistik bölgelerde gönlümüzü fotoğraf çekeceğiz. Evet. Aykırı bir durum yani. İyi bir şey değil. İmam, Çüen Sincan'da populations Çembu Sincan'da 7 milyon total. Bütün bu bölgede. Çok fazla değil. Sebepleri tartışılır.
trafikleri zaten tartışma konusu. 1959'da mahalle mesela Çin içindeki gezilerini buradan başlayıp ondan sonra bu treni kullanarak şu anda bakın sağ tarafınızda bizde Anadolu'da çok olurdu. Şimdi desteği bizde iyice tükenmeye başladı. Kavaktim göremez olduk iyice. Arka katlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Kilometreler boyu giden bakın sağ tarafta. Bunlar Urum içine barajlardan hidroelektrik santrallerinden gelen birçoğu. Ve burada da karayoluyla. Zahmetli bir yol. Zor bir günlük. Hiç tavsiye etmem. Biz geçtik. Bunun evet. Süre içine aldık. Burada bütün gün perişan olduk orada. Buraya da Kırgızistan'da aynı zamanda kara bulunduğu var. Toruk Arlı Kapısı. O da yine güney tarafında. Ben ondan da geçtim. Tanrı Dağları, Yenşan Dağları'nda karlar. Şu şey alalım. Hızlı trenin yan yamaçlarındaki değişik sistem yapıyorlar. Ya ben anlamadım. Adam 3 çocuk yaptı diye. Alt işliyorsunuz yani. Hiç yani anlamadım ben. 3 tane var. 9 ya. Görünen 3 tane. Yani küllesi 9. Sen oradan var ya hiç kalkma abi. Adam senin kalkmana uyuz oluyor. Otur orada sen. Boş et. Eğitim. Biz Uygurlar köpünce hepsi dikindek Uygurca okuyoruz. Uygurca yazıyoruz. Uygurca okuyoruz. Onunla çalışmıyorum. Ben mektep çalışmıyorum. Or doktorhanı çalışmıyorum. La doktorhan çalışkalar, muallimler, Yok. Giren yolu, Kanlı Dağları'nın üzerinden Pekin'i, Umçi'ye bağlayacak demir yolu. Deniz Şahin öğretmenimiz en çok Fransa, Avrupa, Amerika, Kanada, Avusturya'dan da turistlerin geldiğini söylüyor. Çin and Japan, relationship problem. Olsun, akşam olsun, alkol servisi yapılmaz. Hem Uygur'da alkol satışı olmaz. Gayet İslami bir yaklaşımdan orada şey olmaz. Ürünlerini de onlar ona göre seçiyorlar. Bunlar. Ayrandan yağ yapılan diyor ben abi. Laktan, sattaktan. 1500 lira basalımdan sonra. Dağlar, yol, bahçeler, yeşillik, ekim alanları kendini gösterdi. Evet. Dere, çukur, suyu da tutuyor. Şimdi. Yarın, bugün artık geç oldu, yarın sabah bir ziyaretimiz olacak burada. Kariz, su depoları diye, tünelleri diye. Şimdi buradan ikrar edelim ki, buradan söyleyeyim ki ya. Turfan'a girer girmez hemen yeşillik kendini göstermeye başladı. Saatlerdir plajlarda, kurak yerlerden geliyorduk ve şu an Turfan'ın içerisi yeşillikler, bahar ve gerçekten adeta yeşil bir bahaya andırıyor Turfan. Vay. Cünce. Evet. Cünce. Turfan'a hoş geldiniz diyor. Geçiyoruz tabelanın içerisinden. Karaz, Karadayız. Ve yeşillikler, ağaç türleri. Ve hemen farklı bir coğrafyada kendimizi hissediyoruz. Müthiş bir coğrafya, yeşillikler, diğer coğrafya. Tatlı makam diyoruz. Çünkü üzümün kent miktarı, sugar part. Onun içerisine girdiğimizde hemen
sebze, meyve, özellikle üzüm. Dünyanın en kaliteli üzümünün yetiştiği yer burası. Ve üzümler geliyor. Farklı bir yer. Hem Türkmenli biz en kurgak, en kurgak çaydayız. Dry. Evet, üzüm kamyonları gördük. Üzüm araçları. Kurak. Çünkü yağmur intayın az. Üzüm kasaları. Yıllık en yakın miktarı 15 milimetre. Ve yemyeşil bir vaha ve tatlı bir yer. Gönül okşayıcı, göz kamaştırıcı. Sizleri toplamış gidiyorlar herhalde. Bir kasabasında görür ve hisseder gibi olduk. O evler, toprak damlı evler, başı kapalı bacılar, tenger, ara kavak, çalışmalar. Tenger, terek, terek. Terek. Kavak ağaçları özellikle etrafta terek diyorlar. Kavak ağaçları ve farklı bir coğrafya burası. Su altı kanalları ile meşhur. Tek yolunun uğrak noktası ama en önemlisi bizim gönül coğrafyamız burası. Doğu Türkistan'ın Pamplona'sı. Su saman çuvalıcına koyup Osmanlı'da şeyden gelirdi. Uludağ'dan gelirdi. Mesela burada bir yok, şey yok. Dondurma neyle yapılır? Kardan yapılır. Bunun böyle kar kuyuları var. Kışı gider, evet, giderdik, atarsın. Bastırırsın. Caddeler, şehir merkezine doğru yaklaşıyoruz şu an. Yazın gider onu keser. Evet, daha çok kırkırlar, üç tekerlekli, motosikletler, araçlar, bisikletleri görüyoruz. Bir cami. Ev katına bulamıyor çoğunlukla burada. Tufan şehir merkezine doğru yaklaşıyoruz. Şehir merkezine yaklaştıkça caddeler düzgünleşiyor, yeşillikler içerisinde oluyor. Ve Tufan'ın nüfusu 400 bin. 400 bin nüfusun %70'i Uygur Türklerinden. Farklı mimarisiyle binalar ve önümüzde de bir Uygur mimarisiyle yapılmış iş merkezi, camiye benzer kubbeli, dört tarafı kubbeli binalar. Başı kapalı hanımlar, üç tekerlekli kırkırları sürüyor, motosiklet süren hanımefendiler ve sade bir trafik, müthiş bir coğrafya Tufan ve Çince ve Uygurca yazılan yazılar görüyoruz. Başörtüsü de evet. Çok değişik yalnız. Eşarbeden var, bağlayan var. Hatırlıyor. İşte önümüzde bir üç tekerlekli pırpır. Uygur tekkeli iki şahıs. Amca sürüyor, oğul arkada. Merkezleri de kubbeli, işte iş merkezi, kubbeli bir iş merkezi, farklı bir iş merkezi. Turfan'ın içerisindeki gezimizi sürdürüyoruz. Şoförümüz müthiş, önüne gelene kornayı basıyor, ben de sert bir vaziyette. Tarihler 27 Haziran, 27 Ağustos 2012 ve gece gelmiştik, sabah erkenden indik ve tüm hızıyla gezimizi o Türkistan'da sürdürüyoruz. Burası Tufan, tek yolunun merkezi, yeraltı su kanallarının bulunduğu yer. Binalarda Çince, Çin bayrakları, caddelerdeki yeşillik, hava, nefaset bir güzelliği, göz ve gönül okşayıcı manzara. Modern binalar, işte bir Uygur Camii, hemen caddenin başında iki minaresiyle, farklı mimarisiyle, Tufan'daki büyük binalar ve şehir mevsim merkezindeki gezimiz devam ediyor. Bir kültür merkezi.
tam tela. Hani içine git falan. Kapıları var değil mi tuvaletin? Kapı hasbel. Tufan şehrinin muhteşem manzaraları, binalar, 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 yeşillikler, yeşillikler, yeşillikler denizinde Tufan şehri. Doğu Türkistan bölgesi, Türklerin ilk Müslümanlığı İslamiyet'i seçtiği Karahanlar Devleti'nin bulunduğu, kurulduğu yer. Doğu Türkistan bölgesinde tabelalar Türkçe, Arapça, yani Uygurca ve bir gelin, gelin. Ne oldu? Bir de el sallayın. Selamlar, Turfan'dan selamlar. Hadi ya şu kasketler çıkar. Hiç yani bak o kasketlerle beraber olmaz. Şöyle olmaz gelin. Mı? Efendim nasıl buldunuz? Nedir bir de şu tarafa da. Şuradan mı geçiyor abi? Evet. Siyah göz. Yok, siyah gözüküyor orası. Allah. Üzüm milyonlar üzüm. Üzüm? Ha. Yiyebiliriz. Kaç lira? Pul. Mangır. Ne kadar? 10 kilosu. 10 lira. 1 kilo. 1 kilo? Aha. Kaç lira üzüm? Hem mi sen lisan? Yani bizim parayla 3 lira. Kaç lira? Kaç pul? Hem mi sen lisan? 1 kilo üzüm. Hem mi sen lisan? Hem mi sen? 50 koy. 50. 50 mi diyor? Adı ne bu üzümün? Adı. Bayağı kekem ben, yetiştim. Doğu Türkistan'daki gezimizin Turfan bölgesinde gezimize devam ediyoruz. Burası Turfan Emin Camii ve Emin Camii Emin Minaresi olarak da adlandırılıyor. 700'lü yıllarda burası yapılır ve cami bugün cuma günleri ibadete açık ve sizleri camide tespit ettiğimiz görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Emin Minaresi'ndeyiz. Çay. Papatya kız, çayı. Bak. Çay. Bu kızılgül. Kızılgül bu papatya. Çay. Kaç yuvan diyor buna? Kızılgül. Çay. Hangisi kızılgül? Bana kızılgül. Kızılgül. Bu ettirgül. O gül normal. Hmm. Abi sen bu kan besim çürüyen çay. Papatya bu ya. Evet. Murat'a ise. Zayıflatın. Aynen bulan çay. Kaç yuvan? Ha? 1 gram 1 yuvan. Mahbire. Gülistan. Feride. Feride. Gülistan. Mahbire. Evet, Doğu Türkistanlı hanımlar. Bugün şu.
Yok abi yok. Evet, üzüm toplayan bir genç. Merhabalar.